Şey bakalım. Hayat çok güzel. Hem uzun hem çok kısa. Bakın insanlar şakır şakır gidiyor. Güzel şeyler bırakalım. İnsanları ondan sonra üzmeyelim. Sevgi dolu olalım. Kimseyi yargılamayalım. Bir de yargılama var. Bende de var. Ben de dayanamıyorum. Ben de evde mesela abime laf söylüyorum. Ona söylüyorum. Etrafımdaki insanlara söylüyorum. Gerek yok bunlara ya. Yargılamayı bırakalım çocuklar ya. Daha ondan sonra bir rahat olalım. Daha güzel sevgi dolu olalım. İnsanlara karşı ondan sonra elimizi açalım. Veren el olalım. Biz zaten hep almak istiyoruz. Almak da zaten bizi bitirdi. Değil mi çocuklar? Ya. Telefon mu var acaba? Ha? Ha, telefon bağlanmak için bak orada da ne güzel yazıyor. 0 888 228 22 28. Ben aynı zamanda doktorum. Onun için bağlanın. Sizin bütün sorunlarınızı söyleyeceğim. Sorunlarınız da var ya. Evlilik sorunlarınız var. Nişanlılık sorunlarınız var. Ondan sonra son zamanlarda bu insanların böyle ayrılmaları, şeyleri yani böyle herkes de hop diyor ondan sonra. Ha? Evet. Şimdi devam edeceğiz çocuklar. Şu anda ondan sonra size ben hakikaten kafadan güzel bir klip koyacağım. Ne? Geliyor klibiniz. Ondan sonra devam edeceğiz. Bak geliyor parçaya bakın. Ne? Hayır, ne? Tatbikatlarını yapsın. Tatbikata çıkın. Bak tatbikatlarını yap, tatbikatlarını yap. Peti'yi göreceğiz. Beraber Peti'yi evet, gördüğünüz gibi canlı yayında petek kopardı beni. Kendisini çok severim. İnşallah Peti'yi göreceğiz. Beraber çalışacağız burada. Bu sizleri koparıcı bir televizyon kanalı olacak. Onu da bilin. Telefon numaramızı verelim. 0 888 228 22 28 kardeşim bu kadar basit ya. Ben istiyorum ki Dünya Tatbikat Okulu'ndayız. Herkes tatbikatlarını yapsın. Tatbikata çıkın. Bak bu da çok önemli. Ama tatbikata çıkmadan da hazırlıklı olmanızı söylüyorum. Nasıl hazırlık yapacaksınız? Mesela ben geçen gün bir çocukla konuşuyorum. Diyor ki o da televizyoncu olmak istiyormuş. Talk showcu olmak istiyormuş. Yani o bizim isimlerini vermeyelim. Yani o çocuklar gibi olmak istiyor. Dedim ki kardeşim kitap okuyor musun? Hayır. Olmaz dedim. Bak kitap okuyacaksınız. Yani eğer kendinizi geliştirmezseniz. Eğer ondan sonra ağzınız laf yapabilecek. Ama bak herkes laf yapıyor. Bu Türkiye'de ondan sonra laf yapmayan insan da kalmadı biliyorsunuz. Ne? Onu da size söyleyeyim. Ama işte laf yapmak için lafın da iyisini ondan sonra nasıl hani tufanda diyorsunuz ondan sonra sebzenin mevzenin güzelini yiyorsunuz ya taze. Lafın da güzelini, kalitelisini, vibrasyonu olanını, kademesi olanını iyi seçmeniz lazım. Onun için okumanız lazım. Bakın okumayı buradan söylüyorum. Birinci mesaj zaten okuma. Bak bu gece de mesela Ramazan gecesi. Buradan bizi iftarını açmış kardeşlerimizin de Ramazan'ını kutlarız. Hepimizin ama. Bütün Türkiye'nin her tarafında. Ne kadar güzel. Hapititi yutuyorsunuz. Bak ona da dikkat edin. Ha? Yani Ramazan oruç açıldıktan sonra ne bulursak yeme işini de ortadan kaldırmamız lazım ya. Böyle bir şey mi olur ya? Bak ona da kızıyorum. Onu da söyleyeceğim. Bunları arada anlatmam lazım. Sonra obezite olduk diyoruz. Obezite neden oluyor biliyor musun? Hiç fizikle hiç alakası yok onun. Zihinsel. Bak zihinsel. Sen zihinde ondan sonra o yemekleri, o fazla gelecek ondan sonra gıdaları
yemediğin müddetçe hiçbir şey olmazsın ya. Çünkü öbür türlü de sadece obezite her türlü şeyin ondan sonra etrafımızda kol gezdiğini biliyorum. Esasında hastalıklar hastalıklar bizde yok ama biz bu şekilde hastalıkları da çağırıyoruz. Bakın çağırmayalım. Çağırmana da gerek yok. Yani dersen ki sen arabama hırsız girecek. Bir gelirsin hırsızı arabanın içinde görürsün. Çağırmayın bak. Bir çağırma şeyiniz var. Bunu bırakalım. Bir de bir şey var tabii bunlar devamlı her programda böyle irdelenecek. Çünkü sosyal yaşamınızda büyük kopukluklar var. Bir kere öfkelisiniz ya. Şu öfkeyi bırakalım ya. Biraz sevelim ya. Sevelim. Ne yapacağız? Kız arkadaşlarınız olsun. Bakıyorum ben şimdi çocuklara söylüyorum. Kız arkadaşları yok bunların ya. Yani var mı senin kız arkadaşı? Şimdi seyreden çocuklar var. Ondan sonra kız arkadaşlarınız olsun. Oturun, konuşun. Ben bir bakıyorum ondan sonra bizim orada da öyle. Ona herkes erkek erkeğe geziyor. Yani bir de yeni moda olmuş. Böyle hani şöyle yapıyorlar filan. Ha? Böyle gezenler var ya. O nedir böyle takıyorlar filan falan. Yani olacak şey değil ya. Ne güzel sevgiliniz olsun. Flörtünüz olsun. Haftada bir, haftada iki gün buluşun. Pastaneye gidin, gelin. Bakın bunlar çok önemli. Sizin ileride evleneceksiniz. Ya da evlenmişsiniz ondan sonra. Sevgi dolu ondan sonra bir ilişkiniz olsun ki ondan sonra yarın öbür gün size de bir faydası olsun ya. Yani haldır huldur girmişsiniz her şeye. Tamam bunları da düzelteceğiz. Bunlar da kolay düzeltilmiyor. Siz de biliyorsunuz. Ama bir kere kız arkadaşlarınız olsun. Bak onu söylüyorum. Kız arkadaşlarınız yok. Ben bizim Fatih'e de söylediğimde o zamanlar gençti böyle çok ince uzundu böyle söylüyordum. Abi işte ben de kopabilir miyim? Dedim kopmak istiyorsan kız arkadaşın olacak. Ne? Öbür türlü kopamazsın. Ya erkekle neyi kopabileceksin ya? Yani o zaman gidin şeye yani erkekler şeyini yok. Hamam işini bırakıyoruz artık. Gelişmemiz için çünkü ben size buradan şunu söylüyorum. Bizim erkeklerin gelişmesi şunu da bilin bir. Ondan sonra kızlarda. Kızlarla arkadaşlık geleceksiniz. Kız arkadaşı olmayan insanın ondan sonra evliliği de ileride yürümez. Onu bakın söyleyeyim size. Tanımıyorsun, birden evleniyorsun. İki tane ayrı insan eve giriyor. Sonra bir kere kızlara karşı çok hürmetkar olacaksınız. Bak bu da çok önemli. Öyle cart curt etmek yok. Kızlarla oturun, güzel güzel sohbetler edin. Ondan sonra kadına iyi davranmanız lazım. Kibar davranacaksınız. Kadın kısmı, kız kısmı kibar insanları sever. Doğum günlerinde, güzel buluşacağınız zaman, elinize bir gül aldığınız zaman ne var? Yani param yok diyorsun. Gerekmiyor. Git bahçeden kes ondan sonra şeyi, gülü, al oradan, götür. Ne var? Bir pastaneye gidin, oturun, iki çay için bir kahve. Bakın konuşun. Çünkü hayat böyle geçmez çocuklar. Öyle bir ilerliyor ki hayat. Ondan sonra yarın öbür gün ondan sonra yaşlılığa geldiğiniz zaman eğer bu ilişkileri güzel halledemediğiniz zaman bunlar yarın öbür gün lastik gibi patlar. E patladığı zaman da ne olacak? Değil mi? Yapalım. Bunlar hepimiz bizim elimizde. Bizim elimizde. Yani kadını bir kenara koyduğumuz zaman ondan sonra gelişmemiz de durur. Bakın. Hep onu söylüyorum. Çok akıllı olmak istiyorsanız bu motoru açmak istiyorsanız İyi konuşmak istiyorsanız kitapla beraber yanınızda kadın olacak. Yani kadını olmayan insanda ondan sonra hiçbir şey olmaz. Onu da söyleyeyim yani. Fazla da açmayayım. Koparmayayım sizi. E öyle. Yani. Yani söylemek istemiyorum. Ben kaç kere evlendim ayrıldım. Yani tamam bunlar da oluyor. Yapacaksınız. Ondan sonra çocuğunuz da olması lazım. Çocukları iyi yetiştirmemiz lazım. Sorumluluk sahibi olmamız lazım. Sorumluluk sahibi olmak için de çocuklar çalışmamız lazım. Bak onu da yapamıyoruz. O da yok. Mesela Allah ne diyor? Çalışana veririm diyor. Enam suresi. E şimdi biz yatmayı çok seviyoruz ya. Bu ne hesaptır anlamıyorum ya. Her yerde yatıyoruz. Ne?